Çok heyecanlandım kaplumbağayı görünce. Tamam dedim Allah'ım. Nihayet bana bu deniz kaplumbağasını da Çanakkale sularında gösterdin. Ve hakikaten hayvanın böyle bir insan başı gibi bakması benden çok tedirgin oldu ilk önce. Kaçmaya çalıştı. Ben hayvanı kendime alıştırınca kadar uygun, çok böyle yumuşak hareketlerle alıştırdım. Bir yarım saat kadar beraber olduk. Tabii ben hava alıyordum fakat o hava almadığı için üstüne çıkmak zorundaydı suyun. Onu bekledim. En fazla dayandı 15-20 dakika. Suya inerken çıkarken de görüntülerini aldım. Tekrar kaybettim. Dalmaya gittiğimde, geldiğimde, ikinci kez gördüğümde artık bende alışmış. Benden kaçmadı. Kendini de bana sevdirdi. Vallahi doğayı sevmek, hele doğanın içeride böyle bir canlıyla okşamak kadar insana haz veren, güzellik veren bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Yıllardır dalarım. Çok ilginç hayvanları gördüm. Karette'yi ilk defa gördüm. Karette kaplumbağasını. Hayvan esas bunun yeri Köyceğiz Dalyan İssu plajı. Bunun burada yalnız İssu plajında yavrular ve sonra da değişik yerlere yemini yapar. Suların durumuna göre, gıda beslenme durumuna göre dağılımını yapar. Bizim buralara nadiren göründüğünü duyuyordum. Gelişinin sebebi de şudur. Bu hayvan en çok sevdiği mavi yengeçtir. Şimdi bizim iç sularımızda denizle birleştirilen göletlerde çalışmalar, mavi yengeç çalışmaları var. Bu mavi yengeç çalışmaların zaman zaman denize akması bunların gelmesine sebep oluyor. Bir ikincisi de bu hayvan en çok deniz anasını seviyor. Medüzü seviyor. Deniz anası neredeyse bunu yiyor. Ve deniz anasını yemesi ve mavi yengeci yemesi onu buraya getiriyor. Deniz anası da naylon poşetlerini de sarıyor. Ve naylon poşetleri de zaman zaman bildiğim, duyduğum, gördüğüm hayvanın ölümüne sebep oluyor. Naylon poşetleri. Ve nesli tükenmekte olan hayvanın doğanın bir güzelliği eksiliyor daha. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmasını,